Yayıncılığın çok kıymetli temsilcileri, değerli meslek büyüklerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün görsel işitsel medya hizmetleri alanında paydaşların hak, menfaat ve değerlerini gözeterek politika geliştirmek, düzenleme ve denetleme yapma misyonuyla çalışan radyo ve televizyon üst kurulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen yerel ve bölgesel yayıncılar buluşması konulu çalışma toplantısı için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Bilindiği üzere birincisi Konya'da, ikincisi Sakarya'da, üçüncüsü İzmir'de, dördüncüsü deprem bölgesi kapsamında Gaziantep'te ve beşincisi ise İstanbul'da düzenlenen yerel ve bölgesel yayıncılar buluşmasının altıncısı Karadeniz bölgesi mahiyetinde bugün burada çayın ve yağmurun başkenti Rize'mizde gerçekleştiriliyor. Son yıllarda gerçekleştirilen faaliyetler ve etkinlikler göstermektedir ki radyo ve televizyon üst kurulu idari yaptırım esaslı bir yaklaşımın ötesinde karşılıklı diyalog, katılımcı ve sürekli iyileştirmeye yönelik çözüm anlayışı içerisinde çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışmaların bir nişanesi olarak bugün bu çalışma toplantısında yerel ve bölgesel yayıncılığın sorunları, beklentileri ve önerileri tespit edilecek ve yerel yayıncılığın geleceği üzerine görüşlerde bulunulacaktır. Değerli Valim, Sayın Rütük Başkanım, kıymetli katılımcılar, şimdi programımızın açılış konuşmalarını yapmak adına TİMBİR ve İMEF Genel Başkanı Doktor Süleyman Basa'yı buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Basa. Sayın Valim, çok değerli Rütük Başkanım, Ankara'dan gelen çok değerli Rütük'ün yönetim kurulu üyeleri ve daire başkanları, Karadeniz'in emektar yayıncıları, gazeteci arkadaşlarımız, suyun berekete dönüştüğü memleketim Rize'ye hoş geldiniz. Tabii bugün aslında çok önemli bir gün, ilk defa, belki bugün altıncısı yapılıyor ama biz genelde yöreden Ankara'ya çağrılırdık. İşte Ankara'da bir şeyler anlatırlardı. İlk defa devlet ayağımıza geliyor ve bütün daire başkanlarıyla beraber yayıncıların sorunlarını dinleyecek, uygulamalarını anlatacak. Bu çok önemli bir adımdır. Rütük Başkanımız aslında bu bölgeden yetişti. Onunla aynı ortaokulda, hakkı zamanlarda olsak da okuduk. Tabii Rize pek çok siyasetçi, pek çok bürokrat yetiştirdi. Hepimizin gururu Sayın Cumhurbaşkanımızı yetiştirdi. Aynı zamanda Rütük Başkanımızı da yetiştirdi. Ben bu programın Rize'de yapılmasından dolayı ben kendilerine teşekkür ediyorum. Ben bu sabah aslında bir konuşma için planlamamıştım ama kendilerine de lütfettikleri için çok teşekkür ederim tüm çalışanlarına. Aslında radyo televizyon üst kurulu dediğimiz zaman eskiden bütün yayıncılar, gazeteciler, radyocular ve televizyoncular bilir ki işte devletin sert eli ceza kesecek ama son dönemde kucak açarak yayıncılara çok önemli bir çığır açtı. Bu da çok önemlidir. Aslında Anadolu'daki yayıncılar, gazeteciler o illerin tanıtım ve haber elçileridir. Kültür elçileridir. Çünkü onların yaptığı içeriklerle beraber daha doğru dünyaya kendi ilini, kendi bölgesini tanıtır. O yüzden yaptığınız çok önemli. Anadolu medyasından hain hiç çıkmadı. Anadolu medyası milletin medyasıdır. Ve bugün de burada Karadeniz'den gelen radyocu ve televizyoncu yayıncı arkadaşlarla beraber inşallah hep beraber Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun yapmış olduğu çalışmaları birlikte dinleyeceğiz. Problemlerimizi de birebir bütün daire başkanlarımız burada, başkanımız burada, başkan yardımcılarımız burada onlara iletme fırsatı bulacağız. Bu programı burada yaptığı için başta Rütük Başkanımız ve tüm yönetim olmak üzere tekrar Rize'mize hoş geldiniz diyorum. Sayın Valimizi tekrar saygıyla selamlıyorum ve hepinize hayırlı günler ve hayırlı çalışmalar diliyorum. Saygılarımla. TİMBİR ve İMEF Genel Başkanı Doktor Süleyman Basa'ya konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Değerli Valim, kıymetli Rütük Başkanım, kıymetli katılımcılar, değerli meslektaşlarımız, değerli meslek büyüklerimiz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği RATEM Başkanımız Sayın Mehmet Aydın Şerbetçioğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Sayın Valim, değerli Rütük Başkanım, Belediye Başkan Vekilim,
kurul üyem, üst kurul başkan yardımcılarımız, daire başkanlarımız ve çok değerli radyo televizyon yayıncısı meslektaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. RTÜK'ün 6.sını düzenlemiş olduğu yerel bölgesel radyo televizyon yayıncıları buluşmasına hemen hepsine de katılmış vaziyetteyiz. Bütün üyelerimizle de birlikte ve biraz evvel değerli başkan da söyledi. Evvelden biz RTÜK'e gittiğimizde mahkeme kapısından içeri giriyormuş gibi elimiz ayağımız titreye titreye girirdik. Neyle karşılaşacağımızı bilememek korkusuyla. Ama değerli başkanım, ben her yerde bunu söylüyorum. Kendi memleketindeyiz. Her zaman bizi en sıcak şekilde RTÜK'te karşılamıştır. Sorunlarımıza çözüm üretebilmek için bütün RTÜK imkanlarını seferber etmiştir. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene basın kanunu çalışmaları yapılırken biz bir hafta mecliste yattık kalktık arkadaşlar. Ve o zaman Sayın RTÜK Başkanımız hemen bir Sayın Bakanımızla da birlikte, Mahir Ünal'la da birlikte görüştükten sonra Mehmet Nur Ersoy'un da desteğiyle bu radyo televizyon kuruluşlarının da basın kanunundan yer alması, resmi ilanlardan yer alabilmesi için uygunluk ve kanun maddesi çalışmasını bile yapmışlardı. 45 B'ydi değil mi İbrahim Başkan? 45 B. Biz ama ne olduysa anlayamadığımız bir şekilde basın adalet komisyonuna geçemedi. Ancak biz ne zaman ne istesek, ne zaman müracaat etsek, biz bir RATEM olarak Selçuk Üniversitesi'ne bir çalışma yaptırdık arkadaşlar. Ve dünyadaki devlet desteklerinin dünyada hangi ülkeler yayıncı kuruluşlarına hangi destekleri veriyorla ilgili. Ve onunla da ilgili raporla da birlikte bir taleplerimizi Sayın Başkanımıza da ilettik. O da sağ olsun hala o konunun üzerinde çalıştığını ben biliyorum. Aynı zamanda geçtiğimiz ay bir bizim radyo yayın televizyon yayıncılığımızın dijitalleşme sürecine nasıl sağlayabiliriz? Hani biz şu anda yayıncılarımızın çoğu hani internetten yayın yapmayı bir sosyal medya platformundan, dijital platformundan yayın yapmayı dijital yayıncılık zannediyoruz. Yani bunun A'sından dijital yayının B'sinden başlayarak nasıl dijital yayıncılığa geçişle ilgili bir proje çalışmamız vardı bizim 4 ay süren. Sağ olsunlar vakit ayırdılar, RATEM'e davet ettik kendilerini, Sayın Başkanımıza sunduk projeyi. Onlar da hani çok değerli buldu projeyi ve şu anda RTÜK İstanbul Bölge Müdürlüğü bu komisyon oluşturduğu bölge müdürümüz vasıtasıyla sağ olsun komisyon başkanı olarak tayin etti orada ve şu anda bizim arkadaşlarımız birlikte çalışmalarını yapıyorlar. En kısa süre içerisinde de hazır hale gelmiş olarak da Sayın Başkanımıza tekrar komisyon olarak da birlikte size sunmaya geleceğiz. Arkadaşlar, yayıncılığımızın geleceği, birçok sorunlarımız var, telif sorunumuz var. Şimdi daha sonra da geleceğiz. Açılış konuşmasında fazla uzatmıyorum ama hepiniz hoş geldiniz. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah bu toplantının sonucu da hayırlara vesile olur. Güzel kararlar çıkar. Teşekkür ediyorum. Zaten Başkanımız Sayın Şerbetçioğlu'na konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Değerli katılımcılar, kıymetli valim, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanımız Sayın Ebubekir Şahin'i buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Rize'mizin, güzel Rize'mizin çok kıymetli valisi, sayın valim, sevgili dostum, Ankara'da birlikte çok güzel mesai yaptığımız, geçmiş dönemlerde gerçekten devletimize, milletimize hizmet etme şerefiyle şereflemiş ve bugün de Rize'miz gibi çok değerli bir ilimizde valilik yapan güzel insan, sayın valime hoş geldiniz diyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum sayın valim. Sayın başsavcı vekilim, Sayın Rektör Vekilim, Sayın Timbir Başkanımız ve kıymetli hemşerimiz, Sayın RATEM Başkanımız, çalışma arkadaşlarım, medyamızın güzide temsilcileri ve çok değerli
birim amirlerimiz, çalışma arkadaşlarımızın haricinde de buradaki hem bölge müdürlüğünden hem de il müdürlüğümüzden gelen arkadaşlarımız ama tabii ki basın emekçisi kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Şimdi biz altıncısını yapıyoruz Sayın Valim bu toplantının. Neden yerel medya ve bölgesel medya buluşmaları diyoruz ve neden biz illerimize gidiyoruz? Tabii Rize olduğu için buradayız. O ayrı bir şey. Ben de Rize'de doğmuş ve burada belli bir yaşa kadar burada büyümüş bir kardeşiniz olarak gururla Rizeli olarak burada bulmaktan ayrı bir gurur duyuyorum. Ayrıca Rize çok değişmiş Sayın Valim. Gerçekten bu da benim biraz herhalde eksiğim. Rize çok güzelleşmiş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben bir kere daha bir Rizeli olarak gurur duydum. Sayın Valimizin refakatinde dün gezerken, dolaşırken, bakarken gördüm ki Rize artık çok farklı bir yerde. İnşallah daha da güzelleşerek devam ediyor gelişmesi. Biz bu toplantıları yerel ve medya temsilcisi arkadaşlarımızın sorunlarını gidelim yerinde dinleyelim diye yaptık. Altıncısını yapıyoruz efendim. İnşallah yedincisini de yaparak yılı bitireceğiz. Ama altıncısını Rize'de yapmamız tamamen bir tesadüf değil, bilinçli bir harekettir. Çünkü Karadeniz bölgesinin doğudaki bazı illerimiz, Doğu Karadeniz bölgesindeki bütün arkadaşlarımızı, medya mensubu veyahut da medya temsilcisi arkadaşlarımızı Rize'mizi hem bir gösterelim, göremeyen olursa ki şimdiye kadar varsa diye hem de burada böyle bir etkinliği, güzel bir etkinliği yapalım diye arzu etmiştik. Gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mazereti olup da mazeret sebebiyle gelemeyen arkadaşlarımıza da inşallah bir sonraki toplantıda birleşmek ve görüşmek üzere diyorum. Bu toplantının amacı az önce de bahsetmiş olduğum gibi hem meslek örgütü başkanlarımızın da belirtmiş olduğu gibi sizlerle birlikte asbal etmek, sizlerin sorunlarını yerinde izlemek ve yerinde değerlendirmektir. Şimdiye kadar yapmış olduğumuz toplantıların çıktılarını hemen hızlıca sizlerle oradaki bölgedeki arkadaşlarımızla paylaştık. Buradaki inşallah sorunlarımız ve dinleyeceğimiz, sizlerden alacağımız bilgiler doğrultusunda geri dönüşleri hızlıca yapacağımızı belirtmek istiyorum. Her zaman söylüyorum, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda, Radyo Televizyon Üst Kurulu kararıyla alacağımız bir önlem varsa anında alırız. Veyahut da idari olarak almamız gereken bir önlem varsa anında alırız. Ama yasal düzenlemelerle bir takım değişiklikler yapmamız gerekirse tabii Yüce Meclis'in karar vereceği bir konudur. O zaman da devlet büyüklerimize gider, durumu anlatırız. İnşallah orada da sonuç alırız diye düşünüyorum. Radyo Televizyon Üst Kurulu az sonra arkadaşlarımız çok detaylı bir şekilde sizlere yaptığımız faaliyetleri detaylandıracak ve sizlerin özellikle sıkıntılar çektiğiniz alanlarla ilgili düzenlemelerdeki yenilikleri sizlere anlatacak ki sizler yeni dönemlerde bu sıkıntılarla karşı karşıya kalmayın. Radyo Televizyon Üst Kurulu sadece ve sadece düzenleme ve denetleme faaliyet yapan bir üst kurul değildir. Her zaman söylüyorum, bunun yanında yönlendirme faaliyetleri de bulunan ve yönlendirme faaliyetlerini de yerine getiren bir üst kuruldur. Hatta ve hatta ben iddialı bir şey söylemiştim Sayın Valim daha önceki ilk görev başlama esnasında. Ödüllendiren bir kurul da olsun demiştim. Nasip oldu, Aile Bakanlığı'yla birlikte ilk ödül şeyimizi yapacağız. Aile dostu ve çocuk dostu dizilere ve yapımlara ödül için inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da teşvik ederlerse siz de konuğumuz olursunuz, şeref verirsiniz. Sizler de çok değerli yayıncılarımız. Hep beraber orada Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde çocuk dostu, aile dostu dizilere ve yapımlara bir ödül planlamaktayız. Aile Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Kendileriyle birlikte çok hızlandı. İnşallah alacak olan, ödül alacak olan yapımlarda jürilerimizin önünde değerlendirmeye tabi tutulmakta. İlk yılın belki de ilk ödül töreni de böylece Radyo Televizyon Üst Kurulu ile Aile Bakanı'na birlikte yapacağımız bu ödül töreniyle başlayacak olmanın da gururunu yaşıyoruz. Yani ödüllendiren de bir üst kurulu olsun demiştik. Bunu biraz geç de olsa arkadaşlarımızın ve Aile Bakanlığımızın çalışmalarıyla nihayete erdirmiş olduk. Sadece ödül derken yapımlara ödül mü? Hayır, değil. Baştan beri bütün yerel medyamızın özellikle üzerinde durmuş olduğu destekler, mali destekler. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ama dediğim gibi bazı imkansızlıklar olmuyor değil. TürkSat'ta yerel medyamıza yönelik yapılacak olan indirimler, onun haricinde mali anlamda direkt destekler, hem kamu spotlarında hem de zorunlu yayın diye eskiden tabir ettiğimiz öncelikli yayınlarda
yayınlama esasına göre belli periyotlarla yapılacak destekler. Bunlar biliyorsunuz devlet gelirlerinden vazgeçme olduğu için aynı zamanda da bir kanun düzenleme gerekiyor ama en azından üzerinde çalıştığımız konular inşallah yakın bir zamanda bunu biz böyle bir çalışma yapıyoruz diye Aydın Başkan'la veya Timir Başkan'la görüşmüyor olacağız. Bunu yaptık diye sizlere inşallah getirme fırsatımız olur. Bu da bizleri ziyadesiyle memnun eder. Sayın Valim, dediğim gibi biz çok konuşmuyoruz aslında. Buradaki yayıncı arkadaşlarımız konuşuyorlar. Onları dinliyoruz. Onların dertleri hemhal oluyoruz. Ve toplantımız da bu şekilde devam ediyor ve bitiyor. Tabii bu toplantının burada yapılmasında emeği olan herkese de teşekkür etmek gerekir. Ama başta Sayın Valim'e göstermiş olduğu yakın ilgi alaka ve bizzat katılarak vermiş olduğu destek için sonsuz teşekkür ediyorum. Rize Belediye Başkanımız yoklar ama Rize Belediye'mizin de bize desteği var. Burayı tahsis eden müdürlüğümüzün bize büyük desteği var. Ama en önemli destek de buraya gelerek katılarak siz değerli yayıncılarımızın desteği var. Tabii ki Timbir'in, özellikle Rizeli kardeşimizin ve hemşehrimizin bize desteği büyük. RATEM'in her bütün ileride bize desteği çok yüksek. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Benim çalışma arkadaşlarım hiçbir zaman nerede bir toplantı, nerede bir RTÜK'le ilgili konu olursa hiçbir zaman tereddüt etmeden koşar gelirler. Siz RTÜK'e geldiğiniz zaman da bütün kapılarını sizlere açık ederler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ama toplantıyı bitirmeden önce de tabii ki Gazze'de bir dram yaşanmakta. Gazze'deki dramın bir boyutu, ki çok büyük bir boyutta, medya arkadaşlar. Medyanın orada tutulmuş, takılmış olduğu tavır, dünya medyasının orada göstermiş olduğu ilgisizlik bizleri ziyadesi üzmektedir. Bu sebeple hafta başında çok değerli STK temsilcileriyle, alanımızdaki STK temsilcileriyle bir açıklama yaptık. Bütün dünya medyasını göreve davet ettik. İnşallah uyanırlar. İnşallah artık daha çok çocuğu kaybetmeden, daha çok savunmasız insan kaybolmadan, oradaki zalim bombalar altında can vermeden harekete geçerler. Ben burada Türk medyasına, Türkiye'deki medya mensubu arkadaşlarımız, orada görev yapan medya mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Canları pahasına oradaki zulmü ve mezalimi bütün dünyaya duyurmaya çalışıyorlar. Kendilerinin yanında olduğumuzu bir kere daha belirtmek istiyorum. Onlarla birlikteyiz. Onların her anda yanında olmak için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bu anlamda iyi bir sınav veren Türk medyasına teşekkür ediyorum. Bir duyuruyu da yaparak belki Sayın Valim de yapacaktı ama ben de çok etkilendiğim için ve hoşuma gittiği için yaparak sizlere teşekkür ederek ayrılmak istiyorum huzurlarınızdan. Bugün 11. ay. 11. ayın 11'inde Sayın Valimiz bu kadar yoğunken bile kendileri burada bugün bize vakit ayırdılar. Bütün Türkiye'de, değil mi Sayın Valim, bir ağaçlandırma, ağaç dikim töreni yapılacak. Sayın Valim, inşallah size müsaade ederseniz ben de oraya katılıp hemen hızlıca geri döneceğim. O ağaçlandırma projesini çok önemsiyoruz. Bütün Türkiye'de yapılacağı için de Rize adına da Sayın Valim katılacak. Biz de yanlarında kendileriyle birlikte bir Rize'de bir dikili ağacım olsun diye ben de yanlarında bulunacağım. Önemsediğim bir organizasyon, önemsediğim Yeşil Rize'mizin daha da yeşil olması için, yeşil ülkemizin daha da yeşil olması için yapılacak bir proje. Sizleri de basın mensubu arkadaşlarımızın tamamı da oraya bekliyorum. Ama burada görevli olan ve burada olan arkadaşlarımız burada toplantıya devam etsinler diyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık diyorum. İnşallah bu 6. medya, yerel ve bölgesel medya toplantılarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun efendim. RTÜK Başkanımız Sayın Ebubekir Şahin'e bu anlamlı değerli konuşmalarından ötürü teşekkür ediyoruz. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, emekçi kardeşlerim, meslek büyüklerim, şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Rize Valimiz Sayın İhsan Selim Baydaş'ın kürsüye teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Valim. Radyo Televizyon Üst Kurulumuzun kıymetli başkanı, kıymetli dostumuz, daha evvelki bürokraside çok üst düzey görevler yapmış değerli ağabeyimiz, Timbir'in ve RATEM'in değerli başkanı, Radyo Televizyon Üst Kurulumuzun kıymetli başkan yardımcıları, bölge temsilcileri, şehrimizin değerli yöneticileri ve her protokol konuşmasında bir
değişmeyen cümle basınımızın güzide temsilcileri. Hep öyle söylenerek gelir. Değerli basın mensubu arkadaşlarımız, kıymetli radyo ve televizyon camiasının değerli emekçileri, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Radyo Televizyon Üst Kurulumuzun bölgesel buluşmasının şehrimizde yapılıyor olmasından, 6.sının şehrimizde yapılıyor olmasından duyduğum mutluluğu, memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlıyorum. Sayın Başkanım, zaten halinizin memleketidir. Memleketinize hoş geldiniz. Benim de 2 ay, 2,5 aylık bir valilik dönemim. Ben de henüz yeniyim. Her ne kadar daha evvel burada vaktimiz geçmiş olsa da arkadaşlarımızla bu mesaimize başlayalı 2,5 aylık bir vakit oldu. Önemli bir etkinlik. Biraz önce takdimde arkadaşımız ifade edince yerleri ve sayılarını, 6.sının burada şehrimizde yapılıyor olmasının, buraya verdiğiniz önemin, buraya alışınızdaki kıymetin ifadesi olduğunu da anlamış olduk. Teşekkür ediyoruz. Dışarıda konuşurken, arkadaşlarımızla tanışırken, bazı basın mensubu arkadaşlarımız kendilerini ve gazetelerini size takdim ederken, aslında ne kadar da uzun soluklu süreçlerden geçerek bugünlere geldiğimizin de bir zihni serencamı geçti gözümüzün önünde. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ediyoruz. Radyo televizyon camiası, belki daha evvelinde yazılı basın, çünkü her biri birbirini takip eden merhaleler şeklinde geliyor. İlk başta belki matbaayla birkaç sayfalık gazeteler, ondan sonra belki radyoculuk, peşi sıra bir şekilde ucundan televizyon dünyası, şimdi konuşmalarda da değinildi, artık dijital medya bir safha halinde adım adım birbirini takip ediyor. Ama her biri birbirinin devamı şeklinde geldi ve bugün bu alanda emek veren duayenler bu süreçlerin her birini yaşayarak geldiler. Bir matbaada belki bir haberi yetiştirmenin telaşıyla koşturdular. Peşi sıra bir yayına, radyoda yetişmenin heyecanını yaşadılar. Sonra bir görüntüyü yan yana getirmenin, bir görüntüden nirengi noktası çıkarmanın heyecanını, telaşını, belki teknik imkansızlığını yaşadılar. Ama şimdi bambaşka bir mecradayız. Elimizde cep telefonuyla bir sosyal medya mecrasında bir yayın paylaştığımızda bir anda ummadığımız kitlelere, hayal etmediğimiz etkiye ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla zorlukla gelmiş bir alandan şimdi belki de kontrolü zorlaşan bir alana doğru gidiyoruz. Ve Radyo Televizyon Üst Kurulu hepimizin zihninde sanki bir sınırlandırma mekanizması, sanki bir tecziye aracı gibi görünmekle beraber bugün görüyoruz ki bütün yerel basını, basın dinamiğini bir araya getiren, onlara rehberlik eden, yönlendiren, birlikteliği sağlamaya çalışan bir hami, bir abi konumunda bölgesel bir çalışma yapıyor. Yerelde bu işi yapmak hakikaten zordur, kolay bir şey değil. İmkanlar zor, personel, yeterli personel ve nitelikli mekan bulma zorluğu var. Ama arkadaşlarımız bütün bunlara rağmen hem bölgesel çalışma yapanlar hem de Rize'de beraber mesai yaptığımız, çünkü biz koşturuyorsak onlar da bizimle beraber koşuyorlar. Beraber mesai yaptığımız arkadaşlar hem yerelde hem bölgeselde bu işin zorluklarını, sıkıntılarını aşarak kendi marka değerlerini oluşturmayı başarabiliyorlar. Tebrik ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz, başarı diliyoruz. Ben ilk başladığım belki birinci, belki ikinci haftada basın mensubu arkadaşlarımızla kahvaltı ettiğimde çok da geniş bir katılımla zannediyorum 70-80 civarı
bir arkadaşımızla bir araya geldik. Sayının bu kadar fazla oluşuna hem sevindim hem şaşırdım. Yani her biri bir kurumsal temsiliyetle, bir aidiyetle gelmişlerdi arkadaşlarımız. Hem bu kadar fazla sayıda arkadaşımızın olduğunu görünce açıkçası mutlu oldum, onu söyleyeyim. Hem de şaşırdığımı da ifade etmiş olayım. Zor bir iştir. Kolaylıkla tamamlamamızı, kolaylıkla birlikte yol yürümemizi temenni ediyorum. Bazen bizim göremediğimiz şeyde gözümüz, kulağımız oluyor arkadaşlarımız. Göremeyebiliyoruz, her yere yetişemeyebiliyoruz. Bazen de bizim, yani açıkçası öne çıkmasını istediğimiz, ya bu şehirde bu kıymet, bu değer öne çıkmalıdır dediğimizde, bizim adımıza o arkadaşlarımız bizim sesimiz, soluğumuz oluyorlar. Zorlukla geçen bir süreçtir. Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bugün Sayın Başkan'la ve ekibiyle beraber burada oluşu, bu zorluğu kolaylaştıracak en büyük etkenlerden, en büyük desteklerden bir tanesi olacaktır. Sayın Başkanımız sözlerinin sonunda ifade etti. Ben de sözlerimi onunla tamamlayayım. Bugün tüm Türkiye'de birkaç yıldır uygulanıyor. 11-11 Türkiye'de Ulusal Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor. Biraz sonra inşallah gidip birlikte buradan katılacak katılımcılarla birlikte ağaç dikeceğiz. Ağaçlandırma, ulusal ağaçlandırmaya katkıda bulunacağız. Daha sonra tekrar buradaki törenler, buradaki çalışma, istişare toplantısı devam etmiş olacak. Ben tekrar emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza bizzat bu bölgesel toplantıya iştiraklerinden, güç verişinden, kuvvet verişinden dolayı teşekkür ediyorum. Emeği geçen ve katılan hem bölgesel Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun hem de basın camiasının bölgesel temsilcilerine teşekkür ediyorum. Toplantımızın şehrimiz adına, basın mensuplarımız adına, radyo televizyoncularımız adına hayırlara vesile olmasını, güzel neticeler vermesini temenni ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, teşekkür ediyorum.